Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli takipçiler, hepiniz yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Yine uzun zamandır sizlerle video paylaşamadık. Affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Sağlık olarak biraz ben de rahatsızdım. Biliyorsunuz beni eski takip eden arkadaşlar hep mevsim değişikliğinde genelde hasta oluyorum. Bir de bir takipçimiz demiş abi lütfen şu kümese girdiğinde maske kullanmayı alışkanlık hale getirsen çok iyi olur. Allah razı olsun. Gerçekten de doğru söylüyor. Olması gereken normalde arkadaşlar her kümese girerken değişik ayakkabı giyiyorum. Burada 4 tane kümesimiz var. 4 kümesin de ayakkabıları değişik. İnanın. Elimden geldiği kadar titiz davranıyorum. Yalnız şu maske konusunda itiraf ediyorum. Bir türlü alışamadık. İnsanı sıkıyor. Takmak gelmiyor ama takmak gerek. Doğrular bunlar arkadaşlar. İnşallah ileri zamanda maske takmayı da alışkanlık hale getireceğim inşallah. Bunlar damızlık olan kümeslerimiz. Yeni gelen takipçiler için sayıları azaldı. Bazılarını arkadaşlar Türkiye'deki kümesimize gönderdim. Misal kara müsaitlerimizi, pembe çiftliğimizi, ondan sonra birkaç tane daha pembe güllü, ondan sonra hatırlamıyorum. Şimdi bayağı bir güvercinini Türkiye'ye gönderdim. Burada kalabalık olmasın. Hem orada da lazımlar, hem burada lazımlar biliyorsunuz. Oraya gittiğimizde sizlere orada da bir şeyler sunmak istiyoruz. Türkiye'deki kümesimiz filo ağırlıklı ama orada da yine posta sevenler arkadaşlar için orada da postamız olacak arkadaşlar. İnşallah. Tuhaf bir durum. Dünden beri hava güneşli. Almanya'da normalde hep kapalıydı. Yağmurluydu. 2 gündür çok güzel hava. Görüyorsunuz güneş arkadaşlar. İnşallah güneşler sizlerin olsun. Neşeniz bol olsun. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Yavaş yavaş yanılmıyorsam fekler bitiyor. Türkiye'de de çiftleri atılıyor kuşlar. Türkiye'ye gönderdiğimiz birçok pembe güvercinler artık yavaş yavaş mahsulünü vermeye başlamış. Arkadaşlar bizlerle paylaşıyorlar. Yumurtada yatanlar var. Yavrusu çıkmış olanlar var. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın arkadaşlar. Bol bol inşallah yavru alırsınız. Neşesini alırsınız. Canı gönülden inanın arkadaşlar bunu sizler için istiyorum. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Kuşlar uzun zamandır dışarıya çıkmıyordu. Dün de bıraktım da gerçi bugün de özlüyorlar arkadaşlar. İnanın şu kümesin içine ince kum çok faydalı. Tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten de kuşlar mutlu oluyorlar ve sağlıklı oluyorlar. Bu tarafta uçanlarımız. Buraya da birkaç tane yeni üye kattık arkadaşlar. En son paylaştığımız kuşlardan artık bu tarafa koyduk. Kanatları henüz bağlı ama birkaç gün girip çıkmayı öğrensinler. Ondan sonra onların da kanatlarını çözeceğim. Yalnız uçurma konusunda ben de sizler kadar sabırsızım. Uçurmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben uçurmayı zaten çok seviyorum. Ama maalesef kuşları uçurduğumuz zaman hemen yırtıcılar gerçekten de tetikte bekliyorlar, nöbetleşe bekliyorlar. Evin üstünde tur atıyorlar. Böyle ilkbahara kadar uçurmamız mümkün gibi görünmüyor. Ancak böyle güzel günleri yakalarsak belki uçurabiliriz arada bir ama bunlar da zaten Almanya'nın son güneşli günleri.
Şu an uçmaları mümkün değil. Tam böyle kanatları henüz tam değil. Son birerinde, ikişerindeler. Böyle bir iki haftaları var. İnşallah ilkbaharda güzel sizlere renkli bir bölük hazırladık arkadaşlar. Hazırlamaya da devam ediyoruz. Devamlı elimizden geldikçe güzellerini katıyoruz. İlkbaharda güzel size bir şölen yaşatmak istiyoruz arkadaşlar. Vallahi kuşlar çok keyifli. Güneş olunca insanın keyfi oluyor arkadaşlar. Ben de neşeleniyorum. Güvercinler de. Allah kimseyi güneşsiz bırakmasın. Almanya'da güneş bizim bayağı bir sorunumuz arkadaşlar. Güneş ve yırtıcı kuşlar. Evet arkadaşlar. Gümüş grup üretimi son gaz devam ediyor. Yine bir alaca bir kara gümüş grup vermişler. Bunları biliyorsunuz çağçırlılar büyütüyor. Birisi küçük birisi büyük kaldı. Bu çağçırlılar hep böyle yapıyorlar arkadaşlar. Yavruya pek iyi bakmıyorlar. İşin gerçeği. Hep ben destekliyorum bunları. Yakında inşallah bugün veya yarın iki yavru daha çıkmış. Belki de çıkmış da olabilir arkadaşlar. İki yavru daha çıkması lazım. Biliyorsunuz gümüş kuyruk benim hassas noktam. En sevdiğim ırk. İkincisi kara müsait. O yüzden bunları yine eskisi gibi çoğaltmaya devam arkadaşlar. Yazın böyle bir 10-15 tane sırf gümüş kuyruk havaya bırakacağız inşallah. Gelelim arkadaşlar buraya. Burada bir sarı müsaitlerin yavrusu var. Komple sarı çıkmış. Yine çok seviyorum ben komple sarı olmasını. Vallahi düşü de güllü mü ne bu sefer? Yanılmıyorsam düşü de güllü de olabilir. Komple sarı olacak bu arkadaşlar. İnşallah sağ salim büyür. Evet değerli takipçiler, şimdi ise uçanların tarafındayım arkadaşlar. Yattıkları yeri temizledik. İçeriye bırakacağım. Hayvanlar kış boyunca burada artık kalacaklar arkadaşlar. Yeni üyelerimizi de buraya kattım. Kış boyunca artık dışarıda kalacak. Pardon, içeride kalacaklar. Çünkü hem hava şartları kötü, hasta olmalarından korkuyorum. Hem de yırtıcı kuşlar arkadaşlar bize yine kayıp verdirdi arkadaşlar. Büyük kayıp verdik yine. İki tane baştan göğü yavrumuz maalesef yırtıcılara teslim oldu. Tecrübesizler arkadaşlar. Onlar diğer taraftalardı. Kalkıp evin üstüne tur atıyorlardı arkadaşlar. Böyle bir tur iki tur atıp biniyorlardı. Ben de karışmıyordum alışsınlar diye. Ve son turlar oldu maalesef. Bir gün birini diğer bir gün sonra da diğer kardeşini ham yaptılar. Bu baştan göğlerden bir türlü bize kısmet olmuyor arkadaşlar. 8-9 ayda zorla yavrularını aldık. Ondan sonra da maalesef yırtıcılara teslim oldular. O yüzden arkadaşlar yine büyük kayıplar vermeden artık ilkbahar gelinceye kadar dışarıya çıkarmamaya karar verdim arkadaşlar. Zaten birkaç gün sonra Türkiye'ye gidiyorum arkadaşlar. Birazcık Türkiye'de vakit geçireceğim. İnşallah orada sizlere vakit oldukça güzel kümesleri, güzel arkadaşları ziyaret edip
neşeli videolar yapmayı hedefliyorum arkadaşlar. Allah kısmet ederse. Hayvanlar için de kolay değil arkadaşlar. Dışarıya alışıklar. Temiz havaya çıkmaya günlük. Burada iyice şey oluyorlar. Gerçi yerleri ferah. Kümeslerin içine biliyorsunuz. Bayağı büyük. Burası da büyük. Şu kum da inanın arkadaşlar süper oldu. Hepinize tavsiye ederim gerçekten de. Bu öksürük de benden bir türlü geçmiyor. Evet. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Türkiye'de galiba artık dişilerle erkekleri çiftlediniz. İnşallah bol bol yavru alırsınız. Sezonla bereketli geçer. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.